Şimdi 6 tane çalışan var. 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki maaş artışlarını gösteren grafiği yapmamız gerekiyor. İmleçle aşağı tıkladık. İmleç burada yanıp sönerken ekle grafik. Şimdi bu tip sorularda sütun grafik seçmeliyiz. Çizgi grafik de seçebilirsiniz, fark etmez. Çubuk da seçebilirsiniz. Çünkü burada 4 veri var. Bak 2019, 2020, 21, 22, 4 tane veri var. Çubuk, çizgi, sütun seçebiliriz burada. Başlangıçta ben sütun seçeyim. Bu sütunlardan da birinci olanı seçtim. Tamam dedim. Karşıma açılan pencerede verilenleri yerleştirmem gerekiyor. Soruyu görüyoruz. Burada çalışanlar olması gerekiyor. Burada çalışanlar. Şimdi bunu da genişletebilirim buradan bakın. A, B'nin arasında bir çizgi var. Bunu tutup çektim buradan genişletebilirim. Çalışanlara da isimler verebiliriz. Diyelim ki Ali isminde bir çalışan olsun. Okan, Can, Ege, Eda, başka kısa isim. Ne yazalım? Ozan yazalım. Kısa isimlerden. Şimdi yan tarafta da burada 2019 yılı diye muhakkak yanına yazıyoruz. Eğer yılı diye yazmazsak bunu sayı olarak görür. 2020 yılı, 2021 yılı ve 2022 yılı diye yazdık. Enter'a bastığımızda zaten o mavi çizginin içinde olması gerekiyor bütün verilerin. Diyelim ki Ali 2019 yılında ne kadar maaş alsın? Mesela diyelim ki 2850 TL alsın. Tamam mı? Mesela hepsi 2850 alsınlar bunların. Toplamları 2850 alıyor. Köşesinden tutup aşağı doğru çekersek artı çıktığında hepsi 2850 olur. Şimdi yan tarafta da mesela 2020 yılında da ne olsun? Diyelim ki 3100 olsun. Hepsinin maaşı aynı oranda artmış olsun. Evet. 2021'de diyelim ki 5000 lira alsınlar. Hepsi yine aynı şekilde. 2022'de de hadi ne alsınlar? 6500 alsınlar. Bakın köşesindeki siyah noktadan tutuyorum böyle artı çıkıyor. Aşağı doğru çektiğimde oluşturdum. Şimdi ben bunlara TL birimi eklemek istiyorum. Bakın TL eklemek istiyorsam da seçip şurada altın gibi, para gibi böyle bir birim var. Sayı biçimi. Excel'e geçtiğimizde anlatacağız bunu. Altın şeklinde böyle sarı sarı paralar var burada. Buna tıklıyorum bir kere. Hepsine TL ekledim bakın. Tamam mı? Otomatikman TL ve sıfırlar eklenmiş oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık benim bununla ihtiyacım kalmıyor. Siz buraya istediğiniz sayıları yazabilirsiniz. Önemli değil. Sadece artış olması gerekiyor. Çünkü artış diyor burada. Bunu kapatıyorum çarpıdan. Bununla işim yok. Şimdi burada grafik çıktı. Bakın mavi renk 2019, 2020, 21, 22 diye. Eğer ben grafikte mesela Okan'ın 2021 yıl rengini değiştir derse size sınav sorusunda, o zaman Okan'ın yeşil çubuğuna tıklıyorsun. Sonra burada biçimden şekil dolgusundan rengini değiştirebilirsin. Bak sadece Okan'ınkini değiştirdim. Mesela deseydi ki Ozan'ın 2022 çubuğunu değiştirin. Bir kere tıkladığımda hepsini seçti. İki kez tıkladığımdaysa sadece bunu seçti. Yine şekil dolgusundan farklı bir renk verebilirsin buradan. Hangi renk istiyorsan. Şimdi biraz uzaklaştırıyorum CTRL tuşuna basarak. Burada üzerine tıkladığımda tekrar bakın tasarım var. Tasarımda veri tablosu çıkartmak istiyorsak eğer düzenler var burada. Hangisinde veri tablosu var? Düzen 5'te. Düzen 5'e bir kere tıklarsam eğer bakın veri tablosunu çıkardım. Şimdi grafik başlığına tıklıyorum. Grafik başlığından adını değiştirmem gerekiyor. Ne diyeceğim? Maaş artış tablosu. Büyük harflerle yazıyoruz böyle. Maaş artış grafiği diyoruz daha doğrusu tablosu değil. Maaş artış grafiği. Burada eksen başlığı kısmında da maaşlar yazabiliriz buraya. Şunu da sileriz böyle. Maaşlar diye burayı da yazabiliriz. Evet oluşturduk. Şimdi bunda komple bir renk ya da düzen değişimi yapmak istiyorsak yine tasarımda yukarıda farklı renkler var. Boyutlandırılmış modeller var mesela. 3D modelleri var. Bunlardan da seçebiliriz bu kısımdan. Sonrasında mesela taşımak istiyorsak bunu kenarından tutup çektiğimizde bunu taşıyamayız. Bunun için metni kaydır dememiz gerekiyor. Kenar çizgisine bir kere tıkladık. Biçim, metni kaydır, metnin arkasına. Dediğimiz zaman bir daha biz bunu istediğimiz yere böyle taşıyabiliriz. Grafiklerde de yine aynı şekilde. Diyelim ki yanlış ve eksik bir bilgi var. Düzeltmemiz gereken bir yer var. Diyelim ki Okan'ın 2022 maaşını yanlış yazdık mesela. O zaman tablonun üzerine sağ tıklıyoruz. Verileri düzenle kısmına gidiyoruz. Verileri düzenle deyince mesela Okan'ın 2022 yılı neresi burası? Diyelim ki bu adam 9000 lira alıyormuş.
Hop bakın bütün grafik değişti. Herhangi birisinde değişiklik yapınca hepsi değişiyor. Ya da 2019 yılında bu 4000 lira alıyormuş. Değişti. Bakalım başka ne yapabiliriz? Mesela 2022'de bir tanesi 15000 lira alsın. Bakın bütün grafik değişti. Sonra bunu tekrar kapatıyoruz. Yine bir değişiklik yapmak istiyorsak yine sağ tıklayıp yine verileri düzenle yapabilirsiniz buradan. Bu şekilde. Veri tablosunu oluşturduk. Altındaki veri tablosu. Sonra yılları yazdık. Eğer böyle yılı diye yazmasaydık burada bunları da veri olarak görebilirdi. Ve çubuklar çok uzun olurdu. Bu şekilde. Eğer düzeni değiştirin diyorsa size tekrar tasarımdan. Burada farklı düzenler var bakın. Mesela burada yanında yazıyor. Bunda altında yine veri var. Bunda üstlerinde yazıyor. Burada yan tarafa bir grup oluşturuyor. Burada daha farklı bir stil oluşuyor. Tamam mı? Bizim istediğimiz veri tablosu düzen 5'te. Muhakkak da başlıkları değiştiriyorsunuz. Sonrasında da yine kaydedebilirsiniz aynı şekilde. Grafiğin türünü değiştirmek istiyorsanız tasarımda bakın burada grafik türünü değiştir var. Buradan mesela sütun değil de çizgi seçebilirsin. Çizgiye girip veya ne bileyim çubuk seçebilirsin. Çubuğa girip buradan. Şöyle çubuk şekline de getirebilirsin. Böyle. Yine yukarıdan farklı stiller oluşturabilirsin. Yani en solda da grafik türünü değiştirebileceğimiz alan mevcut. Bu soru bu kadar.